Medyaskop'tan herkese merhaba. Ben Burak Siperli. Hoş geldiniz. Dünyanın en kalabalık seçimi sonuna geldik. Bu seçimin sonuna geldik. Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan seçim maratonu 6 hafta sonra sona erdi. Dün de sonuçları elimize ulaştı. Bizim burada takip ettiğimize göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisi parlamentoda salt çoğunluğunu kaybetti. Ancak Hindistan Halk Partisi'nin liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı son sonuçlara göre parlamentoda 286 koltuk kazanarak çoğunluğu sağlamayı başardı. En son ittifakın da desteğini alan Modi, 8 Haziran Cumartesi günü yemin ederek görevine başlayacağını duyurdu. Bu seçimlerde bir sürpriz yok demek mümkün değil. Birçok yorumcu Modi'nin ve partisinin bu denli bir oy düşüşü yaşayacağını düşünmüyordu. Aynı şekilde muhalefetin böyle bir çıkış yapacağı da düşünülmüyordu. Modi ise ilk kez başbakan olmak için ittifakının da desteğini almak zorunda kaldı. Peki neden böyle bir sonuç çıktı? Hindistan'da şu an nasıl bir atmosfer hakim? Bunların hepsini Hindistan'dan meslektaşım Madhuvanti Srinivasan ile konuşacağız. Madhuvanti, hoş geldin. Hoş buldum. Daha önce Hindistan seçimleri başladığı zaman seninle zaten konuşmuştuk. Hatta bir podcast kaydında bana ses yollamıştın. Çok teşekkür ederim öncelikle. Evet. Yani sözü çok uzatmadan doğrudan ben sorularıma başlayacağım. Öncelikle bize seçim sürecinin nasıl geçtiğini, nasıl bir atmosferde geçtiğini anlatabilir misin? Tabii. Önce bu fırsat için çok teşekkür ederim. Bu seçim sürede, yani bütün seçim bizim biraz zor geçti. Yani biliyorsunuz Hindistan'da elektrik sayıda sıcaklık olduğu için bu sefer seçimde seçmen katılım bayağı düştü. Yani Hindistan'da genel olarak yani Türkiye gibi böyle seçimleri hakkında, böyle oy kullanmak hakkında çok heyecanlı genel olarak. Şehirler dışında tabii. Yani mesela herkes böyle takip falan yapmak için çıkıyor. Ama söylerde seçmen katılım hakkında herhangi bir zaman bir konu yaşamadık. Ama bu sefer seçmen katılım bayağı düştü. Ve onun yüzünden bu sıcaklık ve seçmen katılım yüzünden biraz yani çok şeyler biraz, yani değişecek diye tahmin ettik. Ama bu kadar değişecek diye hiçbir zaman tahmin edemedik. Ama çok uzun oldu. Yani beklediğimden çok uzun oldu. Yani biz her zaman bu kadar büyük bir ülkeydik. Ama bu kadar uzun bir seçim gerek miydi? Herkesin aklında bir soru vardı. Yani biraz yani bu kadar uzun olmayacak diye düşünüyorum. Ama evet. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi bu seçim sonuçları ile ilgili soru sormak istiyorum sana. Modi'nin partisi ilk defa o salt çoğunluğunu kaybetti ve ittifakına dayanmak zorunda kaldı başbakan olmak için. İttifakının da desteğini aldı. Kendisi de 8 Haziran'da başbakan olacağını duyurdu. En azından yemin ederek başbakanlık görevine geleceğini duyurdu. Şimdi bu seçim Modi için ne anlam ifade ediyor? Bu sonuçlar Modi için ne anlam ifade ediyor? Nasıl bir yere doğru ilerleyecek? Tamam. Önce yani herhangi biri, yani bana dahil herhangi biri böyle bir sonuç hiç beklemedi. Yani Modi mecliste çoğunluk kazanmayacağı diye beklemedi. Ama bazı büyük eyaletler, yani Hindistan'da şöyle bir şey var. Yani nüfusuna göre, bir eyaletin nüfusuna göre bir meclise milletvekili gönderiyor. Ve bu eyaletlerde, dört büyük eyalette muhalefete daha oy verdi. Yani iktidardan daha. Ve yani dört eyalette var. Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu ve West Bengal. Tamil Nadu ve West Bengal yani biz zaten bekliyoruz. Yani o yerlerde BJP, yani bizim iktidar zaten çok güçlü değil. Onlar muhalefetin, biz İngilizce'de diyoruz ya, stronghold. Oralarda BJP'nin bir şansı yok. Ama Uttar Pradesh ve Maharashtra'da biz herhangi bir zaman kaybedecek ve böyle kaybedecek diye hiçbir zaman tahmin edemedik. Ve onun uzundan BJP'nin bu bütün oy sayısı bayağı düştü. Ve bu çoğunluğu falan, yani her şey soruları çıktı.
Ve bu ne anlama denir? Çünkü BJP'nin nasıl söyleyeyim? Tekrar İngilizce'de kelime kullanıyorum, kusura bakmayın. Ama invincibility diye bir şey var. Yani bize herhangi biri, yani de her zaman kazanacaksın. Böyle bir his geldi. Yani overconfidence gibi bir şey. Modi ve BJP'nin parti arasında. Ve onun yüzünden böyle kaybedecek diye BJP tahmin edemem. Ve efendim bilet. Ya benim merak ettiğim burada şöyle bir durum var. İşte bazı medya en azından şu seçmen Modi'ye bir mesaj verdi Tabii. gibi başlıklar konuşuyor. Şimdi seçmen neden Modi'ye bir mesaj verme ihtiyacı hissetti? Bu mesaj neydi? Yani burada seçmenle arasındaki bağ nerede koptu? Modi'nin ya da koptu mu? Evet. Yani biz şöyle trendleri gördük. Şehirle, bazı şehirler dışında herkes iktidara oy verdi. Ama biz her zaman diyoruz, İngilizce'de tekrar, but in your lived in villages. Bizim köy seçmenler, yani muhalefete çok daha oy verdi. Ve onun yüzünden muhalefet bu kadar önde gitti. Şimdi ne mesaj var? İşsizlik çok büyük bir şey. Yani herhangi bir zaman bizim medya konuşmadık. Çünkü bizim medyada zaten iktidarın bayağı kontrolü var. Ve onun yüzünden biz, yani Modi'ye karşı, iktidara karşı herhangi bir zaman bir şey söylemedik. Çok, yani herkesin bir mecburiyet var, değil mi? Öyle şey. Ama işsizlik çok büyük bir şey. Bir bütün Hindu, Müslüman nefretleri gibi şeyler. Bu kadar çok etkin edildi benim bu zaman. Yani Uttar Pradeş gibi bir eyalet de. Uttar Pradeş'te yani Müslüman nüfus çok fazla. Ve böyle bir yerde, yani BJP'ye karşı böyle bir oy gelmek çok büyük bir mesele. Yani başka eyaletler kendini yaptı ama Uttar Pradeş'ten böyle bir şey gelmek çok büyük bir şey. O yüzden diyoruz ki yani Bent Modi'ye mesaj. Ve bu işsizlik, ekonomik sorunlar, enflasyon sadece yani Hindistan, Mumbai ve Delhi'de sadece yaşamıyor, değil mi? Yani bizim şöyle çok şeyler var, çok sorunları var. Ve yani her şey problem söylemeyeceğim ama bu bütün nefret konuşması biraz fazla oldu. Nefret konuşması derken birazdan Müslüman bir gruba yönelik nefretinden Evet, bahsediyorsun. çok şeyler yani kampanya üzerinde bile çok çok gördük böyle şeyler. Müslümanlara karşı çok ciddi yorumları başbakan gibi ve onlara karşı sadece Müslümanlara değil Hindistan, yani bütün Hindistan, yani Müslümanları herkes karşı çıktı. Yani bu bizim ülkemiz, nasıl söyleyeyim? Bu bizim ülkem değil, değil mi? Yani biz her zaman beraber yaşadık bir ülke. Ve 10 senelerde bu kadar değişti ki, yani böyle Müslümanlara karşı böyle şeyler konuşmak herkese iyi gelmedi. Yani çok net, değil mi? Yani sonuçları bunu gösteriyor. Tabii işsizlik, böyle ekonomi soruları da vardı ama bu Hindu Müslüman şey çok etkiledi bence. Anladım. Şimdi Madhuvanti, Modi seçim sonuçlarında işte zafer kazandığını söyledi. Oldukça da kendisinin işte büyük bir zafer kazandığını, önemli bir zafer kazandığını söyleyip durdu. Bunun karşılığında muhalefet de aslında ciddi bir ilerleme kaydetti. Ama muhalefet cephesinden nasıl tepkiler geldi bu seçime? Yani hem o tepkileri hem de bize muhalefetin de kampanya sürecini anlatabilir misin? Tabii yani muhalefet aslında şöyle oldu. Muhalefet de yani her zaman soruyordu. Biz de yani böyle 200 koltukları kazanacak diye biz yani herhangi bir Nida olabilir, Haluk olabilir herhangi biri ciddiye almadı. Yani biz herkes yani biz düşünüyorduk yani bu bir gelecek böyle çoğunluğuyla koalisyon falan gelmeyecek diye biz düşünmedik. Ama o gün yani böyle trendlere geldikten sonra yani bir farklı yani muhalefet doğru yani haklıydı yani bu kadar koltukları kazandığı görünce
Ama muhalefetin kampanyanın sadece bir şey var. Yani demokrasiyi korumak, bizim anayasaya korumak, bu nefrete karşı Hindistan'ı korumak. Ve tabii bu bütün işsizlik çok konuştu muhalefet. Aslında kampanyada çok büyük bir fark var. Yani iktidarın kampanyalarda her zaman yani Başbakan Modi şöyle yaptı, Başbakan Modi şöyle yaptı diye her zaman onun adına oy kazanmaya planları vardı ama muhalefetin yani şöyle oldu yani Hindistan'a ve Hindistan'ın demokrasiyi korumak için bu seçim kazanması gerektiği diye bir mesaj vardı. Kampanya da çok büyük bir şey. Ama söylediğim gibi yani muhalefet var. Yani bu kadar güçlü bir muhalefet Hindistan'a gelmesi bizim şansımız. Yani 10 senelerde bu kadar güçlü bir muhalefet oy bazı için çok şeyler diyor. Ama muhalefetten yani nasıl söyleyeyim iktidardan o kadar büyük adaylar da kaybetti ki çok çok sonuçları da Anladım. Şimdi benim asıl sormak istediğim soru bir Modi ve muhalefet karşılaştırması üzerine. Biz burada Modi'nin başarısızlığından bahsedebilir miyiz? Muhalefetin büyük bir başarısından bahsedebilir miyiz? Ve seçmende gerçekten bir dönüşüm mü var yoksa sadece belli bir süreliğine Modi'ye karşı hani uzaklaşma, bak işte biz istemiyoruz böyle bir kampanya deme mi var? Biraz bu sen bir gazeteci olarak orada yaşadıklarını, orada gözlemlediklerini bize anlatabilir misin? Tamam şöyle yani bir nasıl söyleyeyim bizden yani böyle şoför ya da bizim ofisleri temizleyen böyle teyze amcalar var ya onlar her zaman yani hep diyorlar ki yani bu sefer Modi gelmeyecek diyor. Hiç, yani bir, yani inanmadık ama böyle oldu. Aslında bir dönüş var. Yani Modi'nin geçen seferlerde, geçen seçimlerde olan o destek biraz düşmeye başladı. Görüyoruz biz. Yani herkes konuşuyor. Tabii Modi'nin desteği hala çok ciddi. Yani Modi'nin destekçiler, yani Modi'ye karşı bir kelime bile kabul edilmeyecekler. Ama bir dönüş var. Yani yoksa Mumbai gibi bir şehir. Ben Mumbai'de en kalabalık bu bir şehir. Mumbai gibi bir şehirde muhalefetin bu kadar kazanmak çok büyük bir şey. Yani hiçbir zaman tahmin edemem. O yüzden bu şöyle bir seçim. Yani muhalefet de kazandı, Modi de kazandı ve halk da kazandı. Şöyle konuşuyoruz biz. Herkes kazandı ama tabii muhalefet çok büyük kazandı. Yani bir şüphem yok ve Modi'nin başarısı var tabii. Yani Uttar Pradesh ve Maharashtra gibi o kadar büyük bir eyaletlerden kaybetme çok büyük bir başarı. Ama yoksa Modi'nin unnecessary yani Modi'nin destek hakkında bir şüphem yok. Ama tabii bir başarısı da var. Anladım. Yani ben daha bir bundan sonraki gelecek sorularımız da var tabii. Sizin de beklentileriniz, siyasetin nasıl değişeceği, Hindistan'da tabanın nasıl değişeceği, seçmenlerin nasıl değişeceği ama ondan öncesinde vurgulamak istediğim, yani bu 6 hafta çok uzun bir seçim süreci. Ve o seçim süreci boyunca bir gazeteci olarak çalıştın, takip ettin. Bugün de çok yoğunsun biliyorum. Ben bu süreçte aslında senin de vurgulamak istediğin bir şeyler var mı? İşte ben buralara çok dikkat ettim. Bunlar önemli. Demek istediğim bir şey var mı? Onu da sormak istiyorum. Evet, yani söylediğim gibi yani bu köylerden gelen bu seçmen yani seçim oylama trendleri bu kadar bir önemseyecek diye hiçbir zaman düşünmedim. Hep şehirleri konuşuyorduk, hep Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad diye konuşuyorduk ama bu sefer gerçekten yani köylerden gelen bu trendleri gezecek bir de çok ülkede. Ve yani şöyle bir umut var şimdi yani. Bizde, yani ben modelin destekçi değilim aslında.
ekonomi olarak, tabii jeopolitik olarak, yani dünyada şimdi Hindistan çok büyük bir ülke, çok önemli bir ülke oldu. O modifiye. Tabii onları kabul ediyorum ama bütün Hindu Müslüman nefretleri karşı çok karşıyım ben. Ve ben her zaman, yani herhangi bir zaman bunu destek vermedim ama evde herkesin, annem babam çok büyük Modi destekçileri. Çok üzülüyor şimdi. Konuşma benimle ama tabii farklı bir şey. Evet, yani halkının, yani böyle, yani biz, yani bir umut olmadı çok. Yani bir zamanında da kendi biz oraya düşünüyorduk ki muhalefet yok burada. Sadece Modi var. Ve Modi'nin şöyle davranışları var. Yani bir destek veremiyoruz, bir ümit yok. Ne yapacaksın sen? Yani insanı bırakacak şimdi. Ama böyle bir noktada muhalefetin güçlü olması, halkının böyle bir sonuç vermesi çok büyük bir ümit yarattı Hindistan'da. O çok büyük bir mesele benim için Hindistan'da. Yani demokrasi hala yaşıyor. Yani biz bir zaman Hindistan'a Maduro düşmesi diyoruz biz. Ve yani bu seçimden sonra kişisel olarak, şahsi olarak söylüyorum, bu yani benim ülkemden çok gurur duyuyorum. Yani bu kadar güçlü bir mesaj verdi ki yani ben hiçbir zaman beklemedim. Çok büyük bir mesaj benim için, yoksa söylediğim gibi yoksa bir umut yok. Anladım. Çok teşekkür ederim. O zaman biraz daha gelecek öngörüleri, en azından gelecek beklentileri hakkında da konuşalım. Şimdi Modi ilk defa artık sırtını aynı zamanda ittifakına dayamak zorunda. Dolayısıyla siyaset arenasında bir değişiklik göreceğiz. Benim şu an önümdeki verilerde yani muhalefet de 201 koltuk kazanıyor. En azından o büyük blok. Kısaltması da çok manidar, India kısaltmasıyla. Şimdi önümüzde çok kıran kırana geçecek bir siyasal arena gözüküyor. Bana birazcık daha Hindistan'ın hem geçmişinde hem de bugünlerde yani neler değişecek siyasette? Modi artık nasıl davranmak zorunda kalacak? Yine eski siyasetini güdebilecek mi, güdemeyecek mi? Neler söylersin? Evet. Yani böyle olacak. Çünkü şimdi koalisyon olduğu için biraz yumuşacak. Yani şöyle, yani biraz o kadar sert, ciddi şeyler olmayacak. Yani çünkü şimdi koalisyon var. Herkesin, yani şunu anlamak çok önemli değil. Yani ittifak da, yani iktidarın ittifakta olan diğer partinin BJP'ye benzer düşünceleri yok. O yüzden BJP'nin bir kararı destek, yani BJP bir karar için destek için, yani her şeyden kabul edin. O yüzden biraz düşünmeye yani gerekiyor. Aynı zamanda meclis de çok, yani bu 10 senelerden bir şey hakkında çok büyük konuşmalar görmedik. Yani muhalefet ve iktidar arasında. Şimdi çünkü güçlü bir muhalefet var. O yüzden her şey hakkında biraz konuşacak bir mecliste çok şeyler göreceğiz. Her şeyden yani sadece birisi istiyor diye şeyler kanun olmayacak. Çünkü bir muhalefet var sorumlu için. O yüzden BJP ve Modi'nin çok şeyler değişecek. Bir, iki, BJP arasında yani bir parti olarak onların liderler de biraz değişecek. Çok çok konuşuyor insanlar bunun hakkında. Yani eskiden olan o liderler tekrar dönecek, tekrar şeyler biraz değişecek. Ama çok şeyler değişti. Yani bu kadar güçlü bir muhalefetin olması çok büyük bir şey. Çünkü söylediğim gibi mecliste daha konuşmalar görülecek. Ve çekten ben bu gibi. Onu olacak. Öyle şeyler. Yani denge denetlemenin oluşabileceğini düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Ya o zaman şeyi de çok merak ettiğim başka bir soru. Şimdi Hindistan'ın önünde çözmesi gereken önemli krizler de var. İşsizlik. Yani ben podcast'i hazırlarken de çok fazla üzerine durduğumuz konulardan biri. Bir yükselen Hindu milliyetçiliğinden bahsetmek bu Modi iktidarıyla beraber görebildiğimiz özellikle o sağ popülist çizgiyi devam ettirmesi en azından. Ben
podcast'ime demokraside kriz başlığı atmıştım bu seçimlere giderken. Anlaşılan burada bir ters dönüş de oldu. Yani bu sorunları çözmeye odaklı Modi'nin veya muhalefetin projeleri var mı? Kampanya boyu biz bu projeleri gördük mü? Yani muhalefetin dilinde bir demokrasi vardı ama projeler var mıydı? Ya da Modi'nin dilinde neler vardı? Ve bundan sonra neler olabilir bu sorunları çözmek konusunda? Tamam, yani pandemi olarak tabii Modi'nin çok büyük yani projeleri var, bu toplamları vardı ama aslında Modi her zaman gelişiyor zaten. Yani böyle ekonomik gelişme zaten Modi'nin güç zaten. Yani Hindistan'ı bu kadar güçlü yapması için onun çok katkı var. Ama muhalefetten, yani muhalefetin bu bir soru var. Yani onların eğer iktidara gelirse, yani hipotetik ama iktidara gelirse ne yapacak, yani ne yaparlar, yani dış politika hakkında ne programları olabilir, finans hakkında, yani siz bu kadar işsizlik hakkında konuşuyorsunuz. İşsizlik için siz ne yapacaksınız, herhangi bir program yok. Yani açıkça söyleyeyim. Ama yani bu modeli çok büyük bir avantaj. Hep BJP hep hazır olan bir parti. Yani herhangi bir zaman bir seçim olabilir, kampanya hazır, lider hazır, her şey hazır. Bizim muhalefet tam tersi. Yani seçim eğer mesela seçim yarın ve bugüne kadar ya hala karışık bir şeyleri çözecek. O yüzden Modi her zaman kullanıyor her yerde. Çünkü hep hazır olan bir parti ve onun tabii bazı problemleri vardı. Böyle şeyler vardı ama şimdi, yani çünkü bu kadar değişti ki sonuç, şimdi bu problemleri nasıl gerçeği olacak, nasıl yani ülkeye ulaşacak diye, yani ona bağlı biraz yani böyle soruları var şimdi. Anladım, anladım. Çok teşekkürler Mudvante. Yani benim sorularım bu kadar. Ancak senin vurgulamak istediğin. Evet, yani ben önce de söyledim. Yani Türkiye'de zaten insan hakkında çok ilgi var değil mi? Biraz benzer ülkeyiz. Yani Türkiye'de herkes bunu deneyemek pek tercih edemiyor. Yani ama çok şeyler, yani iki ülkeye takip eden biri olarak söylüyorum. Yani olarak çok şeyler benziyor. Söylediğim gibi bu altının güç, yani bir çok duygusal bir gün yaşadı. Sadece muhalefet konusu değil, yani bu sonuç modeli BGP için de gerekli. Yani böyle her zaman sadece başbakanın ismiye görüp oy vermeyeceğini, o ders vermek çok gerekliydi ve kayıtlı yaptı. Ve o yüzden yani böyle bir seçim, o kadar heyecanlı bir gün yaşadık ki bir gün ofiste falan, yani gazeteci olarak hiçbir zaman tahmin edilenin herhangi o kadar exit poll trendleri falan gördük. Modi öyle geleceğiz, böyle gelecek, muhalefet hakkında hiçbir şey konuşmadı insanlar ama halk böyle Modi, BJP ve muhalefeti bile çok büyük ayna gösterdi. Yani çok büyük bir sorunlu var. Ve evet, demokrasi yaşıyor insanlar. Biz çok mutluyuz. Mutluluğun yüzünden okunuyor Advanti gerçekten. Yani çok çok teşekkür ederim. Yani teşekkür bu yoğun ederim. Sürecin olduğunu biliyorum. Bugün zar zor ayarlayabildiğin için de çok teşekkür ederim. Hem beni hem de izleyicilerimizi bilgilendirdiğin için ayrıca çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Siz izleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Eğer programımızı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve Patreon'dan bize destek vermeyi eksik etmeyin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.